Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapça kurallar sözlüğüne devam ediyoruz. Başlık başlık ilerliyordu ve el meşgulü bihi o konuya geldi. Daha önce iştigal konusunda bunu vermişti. E, nedir meşgulü bi? E, fiilin nasbetmek ile meşgul olduğu zamir veya böyle bir zamire mudaf olan ibare. Zeyd'un yani öncesinde bir isim geçecek e, ve o isme dönen e, bir zamir olacak sonrasında. Zeyd'un darab tuhu. Mesela bu misaldeki hu damiri nedir? Meşgulün el meşgulü bihi'dir. E, yani zeyt ki ben ona vurdum e, şeklinde. Hu burada mefhulün bihtir ve e, öncesindeki bir isme dönmüş rüyada tu spor Ben onunla uğraştım yaptım gibi eşiru hafiztu turevaahu şiir Ben onun işte orijinallerini ezberledim el amel Yuhi buşiit işki aktif olan onu sever El amel ehbetp tu işki ben onun faydalarını sevdim Peki el meşgulü anhu nedir Fiilin kendisini nasb etmekle meşgul olmadığı isim, iştigalde fiilden önce geçen ve aslında mahzuf bir fiilin mefhulün bihi olan isim. Yani şu öndeki isme de e, ne diyor? Bu öndeki isme meşgulün anhu diyor. Bu zamire ne diyordu? Şuradaki zamire meşgulün bihi diyordu. Şimdi mesela el kitabe etuhu. Aslında bu ne gelir diyor? Çoğunlukla mefhulün bihi olarak gelir el kitabe ve e, bunu e, nasb eden e, şununla aynı bir fiil var öncesinde. Kara ötül kitabe kara tuhu gibi. E, evet el kitap kelimesi meşgulün anh'udur dedi. El muallime ahterimuhu, Öğretmen ki ben ona saygı gösteriyorum. Meşgulün an umumiyetle mübteda olur. El amelu uhibbuhu. İş ben onu seviyorum. Hasfedilmiş bir fiille meful olması da caizdir ve zi'be şeklinde. Burada ezzi'be kelimesi hasfedilen bir mefhulin mefhulin bihidir. Ahşa, e, ezzi'be gibi. Önünde tahdit, teşvik veya şart edatı veya hemze dışındaki bir soru edatı geçerse nasp edilmesi gerekir. Çünkü meşgulün an bu durumda hasfedilmiş bir fiilin mefhulüdür diyor. Ne gibi? Mesela hella gibi. İşte işte in gibi veya eyne gibi bir soru veya teşvik edatı geçerse nasip edilmesi gerekir. Hellat derse neden dersini ezberlemedin? E, hafiztehu bakın onu ezberlesene yani. İn fekiren tusadifhu fe'ainhu. Şayet bir fakirle karşılaşırsan ona yardım et. Eynel kaleme vada'atehu. Kalemi ki onu nereye bıraktın mesela. Meşgulün ahdan sonra nehi, emir veya bir dua gelirse meful olarak nasip edilmesi tercih yine tercih edilir. Mesela ed derse ihfazhu dersi yani onu ezberle. E, ee, eşşerre ma fealtuhu kötülük ki ben onu yapmadım. Muhammeden rahimahullah gibi. Veya soru edatı hemze ondan önce gelirse nasip edilmesi tercih edilir. Ebeşra minna vahiden nettebi'uhu. Başına hemze e, soru edatı gelmiş. Dolayısıyla beşaran şeklinde bunu nasip ettik. Şartımız bakın onunla uğraşan bir damir, e, ona dönen bir damir olacak. İza el-fücaiyyeden sonra gelirse merfu okunması gerekir. Haraçtu fe-izel cevvu. Bu iza fücaiyyedir. Bir de ne göreyim gibi bir manası var bu izanın. Tabi zaman e, anlatan iza ayrı. Bu durumda bakın izadan sonra gelirse e, merfu geliyor diyor. Tabi sonrasında bakın bu damiri de fark edeceğiz. Vavul haliye den sonra gelirse merfu okunması gerekir. Nimtu vel kevnu yemle'uhu zalam. Karanlık kainatı doldururken uyudum. Burada vav hal vavıdır. Sonrası haldir. E, ve e, burada yemle uhu. Bakın zamir burada. Dolayısıyla vel kevnu şeklinde gelmiş. Meşgulün ahtan sonra soru edatı gelirse merfu okunması gerekir. El fakiru hel ahsente ileyhi. Mesela burada fakirden sonra hel gelmiş. O zaman da fakiru şeklinde gelecek. E, e, bakın şartımız ne? Burada bir zamir olacak. Ona dönen bir zamir olacak. Meşgulün ahtan sonra şart edatı gelirse merfu okunur. El fakiru in ahsente ileyhi. Evet burada da in gelmiş. Meşgulün ahtan sonra ma et teaccubiye gelirse merfu okunur el kerimu ma ahsene gibi. Meşgulün ahtan sonra kemil haberiye gelirse merfu okunur. El kerimu kem ekrem tuhu gibi. Meskulün ahtan sonra inne veya benzerlerinden biri gelirse merfu okunur. El kerimu leyteke tukrimuhu gibi. Burada leyte innenin kardeşi olarak burada bulunuyor. Şayet meşgulün e, an man, mansub ise hasfedilmiş bir fiilin mefhulün bihi olur. Bu fiili meşgulün ahttan sonra gelen bir fiil açıklar dedi. Bakın tekrar söyledi. El-ismul mevsuf. Mevsuf isim nitelenen isim demek. Yani vasıflanan, sıfatlanan isim. Şahet-tı tıflen cemilen. Evet başka bir konuya geçti bakın. Tıflen burada mevsuftur. Cemilen ise sıfattır. Peki kitabun kebir mesela. Kitap neydi? Mevsuftu. İmra'etun kerime. İmra'e mevsuftu. E, abdeke, burada el mü'minul kavi mü'min mevsul değil mi? E, mevsul isim, ismi mevsul neydi? E, bunları bakın daha önce e, defalarca söyledi. İlgi zamiri, isim mevsul kendisinden sonra gelen sıla cümlesiyle açıklanan isim. E, işte men, ma, elleti, ellezi gibi adellezi Safere yolculuktan e, döndü. İşte o yolculuk yapan kişi döndü gibi. e'atınil verde telleti levnuha ahmer rengi kırmızı olan gülü bana ver. İstefettu minel kitabeyni lezeyni karatuhuma. Okuduğum iki kitaptan faydalandım. Şekertu men saadeni. Bana yardım edene teşekkür ettim. Ace beni meştaraytuhu. Satın aldığın şey, aldığım şeyi beğendim gibi. Peki mezit fiil neydi? Bakın başka bir konuya geçti. Kök harfler üzerine fazladan harf almış fiil. Artırılmış fiil. Bunlar da üç kısma ayrılıyordu. Kök harflerine bir harf ilave edilerek yapılan fiiller. Bunlar üç babdır. Mesela if'al e, babı. E, bunun başına hemze ekleniyordu. Alime, aleme oluyordu. E, kabile, ekbele. Kerume, ekreme. Selime, esleme. Kame, ekame. Cebe, cebe, cebe gibi. İkincisi tef'il babı. Bunun ortasındaki harften bir daha ekleniyordu. Alime, alleme. Feriha, ferraha. fasala fasale. Üçüncüsü müfaale babı. Bunun ilk harfinden sonra elif ekleniyordu. Ketebe, katebe, katele, katele, ha, e, haseme, haseme gibi. Bir de iki harf eklenenler vardı. Bunlar beş baptı. İftale, başına hemze ortasına te eklenenler. Cema'a, Ictema, fekhara, iftekhara, nasara, intasara, e, cehede, içtehede, e, halefe, ihtelefe, e, hayara, ihtare gibi. Yine iki harf eklenenlerden başına hemze ortasına nun eklenenler. İnfial babı. Kata'a in kata'a, kesera in kesera, e, nebihe in tebehe, sarafa in te, sarafa. Yine e, başına t ortadaki harften de bir daha eklenenler. Kesera te kesera. E, yine alime tealleme, hareke harreke met'a temette'a gibi. E, Tefa'ul başına te ortasına elif eklenenler. Mesela ba'de teba'ade, şerike teşareke gibi, cehile tecahele, gafele tegafele gibi. İf'ilal babı, başına hemze, sondan bir öncesinde de, sondan bir, sondaki bir harfinde bir daha eklenenler. sevede, isvette, hamara, ihmara, daha çok renklerle ilgili bunlar. Kök harflerine üç harf ilave edilerek yapılan fiiller. Bunlardan en çok kullanılan bablar üç tanedir istifal babı ist ekleniyor değil mi? Gafere istavfere, harace istahrece, kâme istekâme, vefa istevfa gibi. İfival, al, bunun başına hemze, ortasına vav, sonuna bir elif ekleniyor. Aşube eyşevşebe, e, haşune eyşevşene, yani ortadaki harften tekrar ediliyor. Elif değil de. İf'ilal babı, hamura ihmara gibi. Bu da yine renklerle biraz daha e, pekiştirmeli anlatıyor. Hadura ihtar yem yeşil oldu. Gibi. Rubai mezit fiiller üç kısma ayrılır. Rubaiye bir harf ilave edilerek yapılan tefaulun babı, tedahrece te, değil mi? Dahrece tedahrece. Ba'sere teba'sere, meskene temeskene, celbebe tecelbebe gibi. E, i̇ki harf ilave edilenler e, işte if'inlal babı, ferka'a ifranka'a, e, harceme ihranceme ifillal babı tam ana itme anne kaş ara gibi dedik burada kaldık gelecek bölümde e, mimli mastarla inşallah devam edeceğiz buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekat.